Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 2021'in Eylül ayı özellikle parasal konular, bütçenizle ilgili detaylar, harcamalar, kazançlar ve genel olarak maddi manevi güvenliğinizle ilgili temalara dikkat çekiyor ve bu anlamda çok önemli, çok belirleyici bir ay olabilir. Ayın genel başlıklarına bir bakalım. Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Ay boyunca Merkür Terazi Burcu'nda, ay sonunda gerilemeye başlayacak. Mars 15'ine kadar Başak Burcu'nda, 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçecek ve 21 Eylül'de Balık Burcu'nda Dolunay var. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 22'sine kadar Başak Burcu'nda sizin 8. evinizde olacak. Zaten Mars ayın 15'ine kadar yine Başak Burcu'nda. Ağustos ayında da Mars Başak Burcu'ndaydı. Finansal alanlarda bazı paylaşımlar burada, bu anlamdaki mücadeleler öne çıkıyor. Evet, para konuları bu ayın en önemli gündemi aslında. Burada hisseli paralar da var. Yani ortaklı işlerinizdeki parasal paylaşımlar ya da eşinizle ilgili eşinizin parasal kaynakları ve buralardaki paylaşımlar, krediler, borç alacak dengeleri falan, bunlar özellikle öne çıkıyor. Mars daha mücadeleci bir etki veriyor burada. Bu mücadeleler olurken özellikle ayın ilk günlerinde, yani 1-5 Eylül arası Mars-Neptün karşıtlığı, işte bu finansal konularda ve paylaşımlarda biraz hani karışıklık, biraz böyle belirsizlik, melankolik etkiler, biraz depresif etkiler getirebilir. Borçlanma konusuna dikkatli yaklaşmakta, özellikle eşin ve ortağın parasal kaynaklarını kullanırken belki daha temkinli olmakta fayda var. Beklenmedik harcamalar olabilir. Yine borçlanma konularında kontrol dışı durumlar olabilir. Bazı değerleri kaybedebiliriz. Yanılabiliriz, yanılgılar olabilir. Kazalara, hani fiziksel anlamda da, sağlık konularında da bazı kazalara açık pozisyonlar var. Kaza konularına da, sağlık konularına da dikkat etmekte fayda var. Mars-Neptün karşıtlığı bazen alerjiler, bazen kronik sorunların tetiklenmesi, işte böyle zehirlenmeler falan ortaya çıkarabiliyor çünkü. Evet, 7 Eylül'de Başak Burcu'nda yepyeni bir yeni ay var. Bu yeni ay çok taze, çok güçlü enerjileriyle doğacak. Yine 8. evinizde doğuyor. Uranüs'ün güzel bir üçgen açısı var bu yeni aya ve aynı zamanda Terazi Burcu'ndaki Venüs'ün de sizin burcunuzdaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni var. Yani bu açılar yeni ayın daha verimli, daha bereketli ve daha iyicil etkilerde olduğunu gösteriyor. 14 derece Başak'ta doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, özellikle bunlar değişken burçlarda ya da toprak elementinde yer alıyorsa, bu etkiler, bireysel etkiler daha da öne çıkabilir. Şimdi bu yeni ay parasal konularda bazı arayışlarınız varsa, bir para ihtiyacı ve bir kredi başvurunuz var, İşte bunu daha düzenli ve belki pratik bir şekilde çözmenizi sağlayabilir. Ve ilişkilerde özellikle parasal paylaşımlar, işbirlikleri, ortaklıklar, eşinizin kaynakları ya da gelirleri, işte belki onunla paylaştığınız kaynaklar buralarda daha yapıcı, daha güvenli adımlar atmanızı sağlayabilir. Bir borcunuz var, bunu ödeme konusu pratik bir şekilde çözümlenebilir. Bir miras, bir nafaka konusu, tazminat konusu ya da bir emeklilik, sigorta konusu çözümlenebilir. Bununla ilgili daha verimli, uzun vadeli bazı adımlar atılabilir. Bir bursa, bir eğitim için, sizin için veya çocuğunuz için bir burs ihtiyacınız var. Bununla ilgili yine şanslı, kısmetli gelişmeler olabilir. Ve bu gerçekten belki sağlık sorunlarınızla da ilgili verimli, başarılı bir operasyon ve şifalanma getirebilir. Evet, bu yeni ay etkileri 7 Eylül ile 21 Eylül arasındaki dönemde aktif olacak. Sevgili kovalar, etkilerini gösterecek. 12-13 Eylül'de Güneş-Neptün karşıtlığı var. Ay ilk dördün fazında. Güneş-Neptün karşıtlığı özellikle bu iki gün, 12-13 Eylül. Para konularında çok önemli kararlar vermeyin. Borçlanma konularına biraz dikkat edelim. Alışverişlere dikkat edelim. Bir şeyleri de kaybetmemeye çalışalım. Çünkü biraz belirsizlik ve
kaos etkisi var gökyüzünde. Ya çok hayalci davranabiliriz, ya aldanabiliriz, ya bir şeyleri kaybedebiliriz. Bu iki güne özellikle dikkat edelim. 14-15 Eylül'e kadar Mars Başak Burcu'nda olacak. 15'inden sonra Terazi Burcu'na geçecek. Enerjimizi 15'inden sonra 9. ev konularıyla beraber biraz daha hani daha idealistçe, daha hedef odaklı, daha projelere, hayallerimize odaklayabiliriz ve bize güzel bir açıda olacak Mars. Enerjimizi daha yapıcı bir şekilde kullanabiliriz. Hem sosyal ilişkilerde daha aktif olacağımız bir dönem, hem yaratıcı çalışmalarda, sanatsal alanlarda özellikle daha aktif ve hızlı olabileceğimiz bir dönem. Sportif faaliyetlerde de yine geziler, seyahatler, yürüyüşler, fiziksel aktivitelerde daha aktif olacağımız bir dönemdeyiz. Merkür de ay boyunca Terazi Burcu'nda yolculuklar, seyahatler, iletişim konuları, yine sosyal medya, internet, teknoloji ve bilişim alanındaki faaliyetler, uluslararası konular, yurt dışı konuları, akademik konular, basın, medya konuları, tüm buralarda aslında çok güçlü ve etkili yer veriyor. Yani işimizin tanıtımı için de bir şeyler yapabiliriz. İnternet üzerinde bazı hızlı çalışmalar yapabiliriz. Merkür ve Mars ikilisi buralarda hem fiziksel hem zihinsel enerjimizi arttıracak ve bize gerçekten güçlü destekler verecek. Bence çok keyifli seyahatler de yapabiliriz burada bu anlamda. 27'sinde Merkür gerileyecek. O yüzden yani bu girişimlerimizi, eğitim, iletişim, seyahat ve benzeri konuları 27 Eylül'e kadar ya yapalım ya da en azından planlayalım, organize etmeye çalışalım arkadaşlar. Evet, 21 Eylül'e geldiğimizde Balık Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay tam para alanınızı aydınlatıyor. Evet, Dolunayların böyle kendi içinde Güneş, Ay karşıtlığı nedeniyle bir böyle gerilimi ve zıtlaşması vardır ama önemli bir farkındalık da verir ve bir şeyler netleşir, görünür hale gelir. Ve parasal konularda bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bazı amaçlarınıza da ulaşabilirsiniz. Yani yaptığınız çalışmalar vardı, yatırımlar vardı parayla ilgili özellikle. Şimdi bu hani ne kazanırsınız, ne gelir, ne gider, hani bunları bir görünür hale getirebilir. Tabii ki bazı harcamalar da olabilir, masraflar da olabilir. 28 derecede olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, evet, bireysel etkilerin biraz daha öne çıkmasını bekleyebiliriz. Bu Dolunay'ın tesirleri 21 Eylül ile 6 Ekim arasındaki süreçte gündemde olacak. Özellikle Eylül'ün son günleri para konularında çok aktif süreçlerimiz olabilir. Ve Dolunay sırasında da yine burcunuzdaki Jüpiter'in Terazi Burcu'ndaki Merkür'le güzel bir üçgeni var. Şimdi bu Merkür-Jüpiter üçgeni de güzel bir açıdır. Hem iş, ticaret, eğitim gibi konularda güzel açılımlar getirir, şanslı etkiler getirir. Mesela eğitimle ilgili parasal bir destek bulabilirsiniz. Ya da eğitim ve iletişim alanındaki çalışmalarınızdan para kazanabilirsiniz. Ya da bir seyahat için ya da kişisel bir eğitim için bir para harcayabilirsiniz. Bir para çıkışı olabilir. Ama bunların her biri sizin yararınıza, sizin için, sizi geliştiren, size iyi şekilde geri dönüşler yapacak katkılar olabilir sevgili kovalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.